ombudsmanu Šuću Bakoviću. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri Adem'in çocukları olarak aynı özden, aynı topraktan yaratan Yüce Allah'a hamd ederek sözlerime başlıyorum. Buradan Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı olarak bütün Karadağ halkına, hem Müslümanlarına, hem Katoliklerine, hem Ortodokslarına, hem Boşnaklarına, hem Arnavut kardeşlerimizin tamamına bir söz söylemek istiyorum. Sizler yıllar önce bir çocuğunuzu din eğitimi almak üzere Türkiye'ye gönderdiniz. O geldi, Türkiye'de, İzmir'de İlahiyat Fakültesini okudu. Sonra kendi ülkesine döndü ve siz onu Meşihat'ın reisi olarak seçtiniz. O sadece reis olmadı, aynı zamanda iki ülke arasında çok güçlü bir köprü oldu. Bizim tarihi ve kültürel ilişkilerimizi canlandıran, her iki ülkeyi birbirine yakınlaştıran bir şahsiyet oldu. Bugün onun menşur törenine katılmaktan ve ona menşurunu bizzat takdim etmekten büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugünkü menşur töreni sadece Karadağ'daki Müslümanlar için değil, Karadağ'da bütün hangi inanca mensup olursa olsun bütün insanlar için önemli bir törendir. Çünkü artık bu dünyada bilhassa dini kurumlar barışın, huzurun, emniyetin, kardeşliğin de teminatı durumundadırlar. Artık dünyada, çağdaş dünyada ülkelerin büyüklüğünü sahip oldukları güçlü ekonomilerle, sahip oldukları güçlü endüstriyle yahut coğrafyasının çok geniş olmasıyla asla değerlendirilemez. Ülkelerin büyüklüğü artık farklı inançları, farklı düşünceleri, farklı ırkları, farklı dilleri, farklı renkleri birlikte barış içerisinde yaşatabilme gücüyle ancak ölçülebilir. Ortak tarihimiz olan Osmanlı'nın büyüklüğü büyük bir orduya ve büyük bir coğrafyaya sahip olduğundan değildi. 4 asır önce, 5 asır önce farklı inançları, farklı kültürleri, farklı medeniyetleri birlikte barış içerisinde yaşatabilme gücünden kaynaklanıyordu gücü. İnsanlık bugün vicdanını ve merhametini kaybetmekle yüz yüze kalıyor. Asıl üzücü olan rahmetin, merhametin, sevginin, adaletin kaynağı olan dinlerin insan eliyle rahmeti ve merhameti kaybetmesidir. Bugün İslam coğrafyasında İslam adına yaşanan cinayetleri herhangi bir müminin kabul etmesi asla mümkün değildir. Ancak kabul edemeyeceğimiz bir husus daha var ki o da coğrafyamızın büyük güçlerin çatışma alanı halinde devam etmesidir. Sömürgelerin, şiddetin, istibdadin, zulmün gölgesinde İslam coğrafyasında ortaya çıkan hastalıkları Balkanlara bulaştırmayınız. Bugün sizin İslam coğrafyasında ortaya çıkan yeni fikirlere, yeni dini akımlara, yeni düşüncelere ihtiyacınız yoktur. Bilakis onların sizin tarih boyunca bu topraklarda inşa ettiğiniz ilim, hikmet, marifet, rahmet, sevgiye ihtiyacı var. Sizin 3 asır, 4 asır, 5 asır önce bu topraklarda birlikte inşa ettiğiniz birlikte yaşama ahlakı ve birlikte yaşama hukukuna bugün bütün İslam coğrafyasının, İslam coğrafyasında yaşayan bütün insanların ihtiyacı var. Ama bugün öyle bir noktaya geldik ki biz Müslümanlar sadece tarihimizle övünmeye kalkışıyoruz. Bugün bize düşen tarihte ortaya koyduğumuz bu güzellikleri bu çağa taşımaktır. Bunda başında Ahmediye bulunduran bütün hocalarımıza çok büyük görevler düşüyor. Karadağ Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticilerine bir teşekkür ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile Karadağ Meşihatı Riyaseti arasındaki ilişkiyi yasal bir zemine oturtma konusunda gösterdiğiniz iradeye
en kalbi teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Tekrar değerli dostum, Meşihat Reisi Rifat Efendi Feyziç'e ve bütün Karadağ halkına bugünkü gerçekleştirdiğimiz menşur töreninin hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.